Evet arkadaşlar herkese selam. Birçok kişi bu rehberi bekliyordu. Nihayet Nvidia GTX 1050 ve GTX 1050 Ti piyasaya giriş yapmaya başladılar. Nvidia bu kartları piyasaya sunmaya başladı. Biz de kartların ön incelemesini yapalım istedim. Nedir ne değildir performansı nasıldır fiyat ne durumdadır. Gelin şimdi hep beraber bunlara bir göz atalım. İsterseniz öncelikle kartların teknik özelliklerine bakalım arkadaşlar. Öncelikle iki kartta 14 nanometre üretim teknolojisiyle üretilmiş. İki kartta GP107 GPU'sunu kullanıyorlar. 2 GB DDR5 RAM kullanan GTX 1050 640 GHz'de çekirdeği barındırmakta. Normal hızı 1354 MHz iken bu ile 1455 MHz'e kadar çıkabiliyor. İki kartında bellek hızı 7000 MHz. GTX 1050 Ti'ye baktığımızda ise aynı şekilde o da GP107 modelini kullanıyor. Bu modeller kendi içlerinde farklı adlara sahip. GTX 1050'nin adı 300, bununkisi 400 olarak geçiyor ama bu sadece model adı. Performansa bir etkisi yok. Normal hızı 1290 MHz iken Boost ile 1392 MHz'e kadar çıkabiliyor. İki kartında bellek hızının 7000 MHz olduğunu söylemiştik. Buna ek olarak iki kartta 128 bit olarak geliyor ve iki kartta da 3.3 milyar transistör mevcut arkadaşlar. Şimdi gelelim GTX 1050 ve GTX 1050 Ti'nin en can alıcı özelliğine. Nvidia bu iki kartında da aynı 750 Ti'de olduğu gibi ek güç gereksinimi duymadan piyasaya sürüyor. Yani burada amaçları düşük güç kaynağı olan kitleye ek bir güç kaynağı masrafı yaptırmadan ekran kartının gereksinim duyduğu gücü sadece anakarttan almasını sağlamak. Nvidia 300 Watt güç kaynağının GTX 1050 ve GTX 1050 Ti'yi beslemek için yeterli olacağını söylüyor. Bu durum düşük güç kaynağı olan ve güç kaynağı değişimi yüzünden masraf yapmak istemeyen arkadaşlar için oldukça iyi bir haber. Kartın gücüne gelirsek Nvidia burada da GTX 1050 Ti'nin GTX 650'den 3 kat GTX 750 Ti'dan da iki kat daha güçlü olduğunu iddia etmiş. Bu durumda GTX 1050 Ti o serilerin GTX 680'i ve GTX 770'i civarlarında bir kart olmuş dersek çok da yanılmış sayılmayız. Yalnız şöyle bir durum var. Özellikle GTX 1050 Ti AMD'nin tarafında karşılığı olmayan bir kart arkadaşlar. GTX 1050 Ti RX 460'tan hızlı ama RX 470'ten geride bir kart. Hal böyle olunca GTX 1050 Ti, RX 460 ile RX 470 arasındaki performans uçurumundan sebeplenebilecek bir kart gibi duruyor. Kartın fiyatı hakkında henüz ortada çok net rakamlar dolaşmasa da GTX 1050'nin fiyatının 109 dolar olacağı ve GTX 1050 Ti'nin fiyatının da 139 dolar olacağı Nvidia tarafından belirtilmiş ama Türkiye'de bazı internet sitelerinde 800 TL civarı rakamlar dolaşıyor. Ben bu rehberi yaptığım sırada yalnız net fiyatlar henüz belli değildi. Onu da belirtmekte fayda var arkadaşlar. Bu inişli çıkışlı olabilir. Mutlaka kontrol etmelisiniz güncel fiyatı. Peki kartı kimler almalı, kimler almamalı? Önce kimler almamalıya bakalım. Eğer 1920'ye 1080 yani Full HD'den daha iyi bir kötü bir monitör kullanıyorsanız bu kartlara geçmenizi pek tavsiye etmiyorum. Yani 1366 ya 768 bir monitör kullanıyorsanız ve GTX 650 ayarında ekran kartınız varsa mevcut kartınızla Full HD bir monitöre geçene kadar devam etmenizi öneriyorum ben. Ancak kimler bu kartı almalı dersek özellikle marka bilgisayar sahiplerinin aldığı PC'lerin güç kaynakları genelde çok düşük oluyor ve ekran kartı almaları için güç kaynağı masrafı yapmaları gerekiyor. Eğer marka bir PC'niz varsa ve monitörünüz full HD ise kesinlikle bu kartlardan birine geçmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu şekilde güç kaynağı masrafınız olmadan da rahatça oyun oynayabilirsiniz. Çünkü marka PC'lerde, marka bilgisayarlarda özellikle işlemci genelde çok güçlü oluyor. Diğer bileşenler yani ekran kartı ve güç kaynağı falan bunlar güçsüz oluyor arkadaşlar. Şimdi böyle bir durumda 300W güç kaynağının yeterli olacağını da Nvidia tarafından söylenince o aldığınız bilgisayarın muhakkak güç kaynağı 300 watt civarındadır, yani daha düşük olması pek söz konusu olmuyor. Gene de siz bakarsınız, marka bilgisayarınız varsa GTX 1050 ya da GTX 1050 Ti ekran kartına geçmenizi tavsiye ediyorum. Ancak şöyle bir durum da var: 500 watt ve üzeri güç kaynağı olan arkadaşların GTX 1050 Ti alırken çok iyi fiyat araştırması yapması gerekiyor, zira AMD tarafında RX 470'ler 850-900 TL civarına bulunabiliyor ve performans olarak GTX 1050 Ti'nin oldukça önündeler. Böyle bir durumda GTX 1050 Ti'nin fiyatı eğer RX 470'e çok yakınsa ve dediğim gibi 500 Watt üzeri bir güç kaynağınız varsa tercihinizi RX 470'ten yana kullanmanız çok daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar elimden geldiğince kartı incelemeye çalıştım. Kısa da olsa öz bilgiler verdiğime inanıyorum. Sizlere bu konuda yardımcı olmak istemiştim. Umarım bilgilendirici ve faydalı bir rehber olmuştur. Bir sonraki rehberde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.